Merhaba arkadaşlar. 7 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturduğum full üstüne full çekmelerle dolu banko maç iddia tahminleri, iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma çok yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutmalısı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu her de videomda söylediğim gibi oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Youtube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kereliğine beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım form takibinde eklerseniz iddiada başarılı olunabileceğini, para kazanılabileceğini göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam, zorlamayla da uğraşmayacağım kararı söylediklerim araştırıp sizler alacaksınız. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde ban oluşup benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da Norveç Obes Ligan'da Raufos'ta Strojas Blink karşı karşıya geliyor. Raufos Lig'de 7. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraber 4 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 26 gol yedi, 27 puan topladı Raufos. Form durumuna baktığımızda Raufos'un son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında kendilerini Santnes'te bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Raufos. Blink ise 17 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 38 gol yedi, 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında Deplasman'da Ranheim'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 16'da Norveç Obesligan'da Liga'nda oynanacak olan Raufaus Storjas Blink karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 16'da İsveç Astaskan'da Hammarby ile Sundsvall karşı karşıya geliyor. Hammarby 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 13 gol yedi, 30 puan topladı. Hammarby'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Varnamo'ya 2 birlik skorla Hammarby mağlup oldu. Goller açısından ise Hammarby son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Sulsfors ise 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 16 gol attı. 40 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında sunulan form durumu açısından baktığımızda bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendilerini var verge 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Saat 16'da İsveç Asfaltkan'da oynanacak olan Hammarby, Sundsvall karşılaşması ile ilgili tahminimi İlk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 18'de Estonya Mesri Liga'da Narva ile Levadia karşı karşıya geliyor. Levadia 21 karşılaşmada 17 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 51 gol attı, 9 gol yedi, 54 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Levadia 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendimde Lejion'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Narva ise 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 39 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Narva 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Tallinn'e Kaleve 5-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 18'de Estonya Mesra Liga'da oynanacak olan Narva Levadia karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim. İlk kere en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde Christian Suntla Molde karşı karşıya geliyor. Molde lider durumda bulunuyor. 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 15 gol yedi, 39 puan topladı Molde. Molde'nin form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Stroms Gosset'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise Molde son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Christiansen son 15 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 31 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Hamkam'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç elitisi yerinde oynanacak olan Kristiansund, Molde karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 2-0. Saat 22.15'te İzlanda Beisadild Karla'da Fram'la Vikingur Reykjavik karşı karşıya geliyor. Vikingur Reykjavik 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 20 gol yedi, 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Vikingur Reykjavik deplasmanda Stjarnan'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise Vikingur son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 gol üstü tamamladı. Fram ise 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 30 gol yedi, 17 puan topladı. Fram'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Akranes'i 4 0 skorla Fram yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 22.15'te İzlanda Besta değil Karla da oynanacak olan Fram Vikingur Reykjavik karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 1.5 üst. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamanızı telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni, ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan rahatlıkla oluşturabilirler. Kendimini mini daha fikstür listesi oluşturup oynadım. Tutma yüzde %90 üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkat alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum gün iddia kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas Katılım grubuna beklerim. Emin saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, İlk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.